Bunu anlatmak istediler sadece. Çocuk sahibi olabilmek için yıllarca uğraşanlar, denemedikleri yöntem kalmayanlar, sağlık haberi olmaz olur mu Türkiye'nin sabah haberlerinde? Gündemin ağır maddelerinin arasına bir parantez açalım ve yıllar sonra gelen evlat mutluluğunu sizinle paylaşalım. Diyecek bir şey yok. Bu mutluluğun tarifi yok yani. 15 yıldır bu sesi duymak için bekliyordu. Çocuk özlemi çeken Elif Şahin bu anneler gününde hayatının en güzel hediyesini aldı. Bebeğinin kalp atışını duydu. Bana hep yeğenlerim hediye getiriyordu anneler günü diye. Yani çok duygulanıyorum şu an. Ama şu an en büyük hediyeyi ben aldım. Yani benden bilmiyorum, başkası da aldı mı ama ben çok güzel bir hediye aldım bugün. En güzel hediye bu. Evet. Bundan başkası zannetmiyor muyuz? En güzeli değil mi? Tamamını erer de kucağımız alır inşallah. Hayırlısıyla. Elif Türüdü Şahin çiftinin en büyük özlemiydi çocuk sahibi olmak. Evlendikleri ilk günden beri evlat hasreti çekiyorlardı. Azosperm, yani menide hiç sperm olmaması nedeniyle tek çareleri tüp bebek tedavisiydi. Hastamıza yapılacak olan tedavi mikrotese, yani mikro cerrahi yöntemiyle testis dokusundan sperm elde edip ve bu yöntemle tüp bebek tedavisinin uygulanmasıydı. Azosperm hastalarında en yüksek oranda sperm elde etme şansını mikrotese ile yakalıyoruz ve testis dokusuna en az zarar veren tekniktir. Mikrotese ile üçüncü kez alınan spermlerin mikro enjeksiyon tekniğiyle yumurtayı döllendirmesi sağlandı ve döllenmiş yumurta Elif Şahin'in rahmine yerleştirildi. Çok geçmeden Şahin çiftine mutlu haberi kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Seval Taşdemir verdi. 15 yıldır tüp bebek tedavisi için uğraşıyorlar ve 3. uygulamada da başarıyı elde ettik. Elif Şahin 6 haftalık hamileydi. Doktorundan aldığı habere sevindi sevinmesine ama inanamadı. Ta ki karnında taşıdığı bebeğinin kalp atışını duyana kadar. Kalp atışını duyunca olduğunu daha iyi anlıyorsun. Bu ya, mutluluğun tarifi yok. 15 senedir beklediğimiz bir şeydi. Allah nasip etti. İnşallah kucağımıza almayı da nasip eder. Şahin çifti dinlemeye doyamadı o minik kalbin sesini. 15 yıldır her anneler günü buruk geçerdi Elif Şahin için. Ama bu yıl farklı. Hep yeğenlerim gelip bana hediye alıyorlardı. Çiçek getiriyorlardı. Hani teyze, sen anne olamadın, biz sana hediye getirdik diyorlardı ve ben çok üzülüyordum. Ama bugün Mevlam nasip etti. Olacak mı, olmayacak mı, ne olacak? Yani sürekli bekle bekle, bayağı bir zorlu süreçten geçtik. Şimdi Elif Şahin'in tek isteği bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek. İnşallah bir dahaki anneler gününde de kucağımızı almış oluruz. Biraz rahatladık mı bu haberle? Güzel bir haberdi. Mutluluk gözyaşlarıydı bunlar.